Herkese merhaba. Ancon Plus online buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Doktor Nihal Eminoğlu moderatörlüğünde Profesör Doktor Murat Erdoğan'la birlikteyiz. Göç, iltica, toplumsal kabul ve boyun başlığı altında konuşacağız. Sorularınızı her zaman olduğu gibi chat bölümünden yazılı olarak ya da soru cevap bölümünde sözlü olarak iletebilirsiniz. Nihal Hocam, tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü size bırakıyorum burada. Buyurun. Herkese merhaba tekrar. Davet için bir kez daha teşekkür ediyorum. Moderatör olmak Anko'nun bu etkinliklerinde çok kıymetli. Hem de bizim alanda çalışanlar için üstat isimlerden birisinin moderatörlüğünü yapmak da ayrı keyif olacak. Hocam ben kendi sunumumda sizin bu oturumun bayağı bir reklamını yapıp ama hocayı sıkıştırın falan deyip böyle ortalığı alevlendirmiştim de ilahi adalet moderasyonu bana denk geldi. Artık neyse söylediklerime biraz pişman da oldum. Çok keyifli bir sohbet olacağını eminim. Eminim Murat Hoca'yı tanıyor birçoğunuz ama şöyle neler yapmış hoca bu zamana kadar diye olabildiğince özet bir şekilde ben de geçerek başlamak isterim. Profesör Doktor Murat Erdoğan Türk Alman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ama aslında hocamız çok önemli iki üniversitenin de rozetini taşıyor tabiri caizse. Bir siyasallı, lisans, yüksek lisans, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden almış ve bir Hacettepeli, 30 seneye yakın Hacettepe'de çalışmış ve Hacettepe'nin de bugün HUGO diye bildiğimiz göç araştırmaları merkezinin kurucularından. Tabii hocanın gittiği her yerde bir göç merkezi kurma ve onu markalaştırma gibi bir geleneği var. Türk Alman Üniversitesi'nde de bunu yaptı ve göç merkezinin kurucu başkanlığını bir dönem üstlendi. Bir siyaset bilimci, bir göç uzmanı ama aynı zamanda bir Avrupa Birliği uzmanı. Doktora döneminden itibaren Türkiye-AB ilişkilerine, doktora tezinde de olmak üzere çok ciddi kafa yormuş birisi. Bir Almancı aslında, Alman ekolünden geliyor. Konrad Adenauer Vakfı bursuyla doktorasını Almanya ve Freiburg ve Bonn üniversitelerinde yapmış. Bununla da kalmamış, kariyerinin bir döneminde hem önemli diplomatik hem de bürokratik önemli misyonları üstlenmiş. Örneğin Berlin Büyükelçiliği'nde basın müşavirliğinde çalışmış. Hatta siyasi karikatürler üzerine bir koleksiyonu ve bu alanda bir kitabı da var. Yani idari bir pozisyonu bile bir araştırma alanı haline getirebilen ve üretim yapabilen çok kıymetli bir hocamız. Bir dönem mecliste AB Uyum Komisyonu danışmanlığı, yine YÖK'te başkan danışmanlığı ve yine görev yaptı Hacettepe Üniversitesi'nde bir dönem yine rektör danışmanlığı da yapmış. Tabii hocamızı son dönemde göç alanında özellikle Türkiye'deki Suriyeliler üzerine çalışmalarıyla biliyoruz. Kendiyle artık özdeşleşen çok kıymetli bir Suriyeliler barometresi çalışması da var ki bundan da yine bugünkü sunumunda bahsedecek ama hoca için Suriyelilerden öncesi de önemli bir göç alanı ve diaspora çalışmalarıyla yine bu alana kafa yoran isimlerden birisi. Hem diaspora hem de yurt dışı Türkler üzerine çalışmalarıyla ve önemli eserleriyle de biliyoruz Murat Hoca'yı. Aynı zamanda Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu üyesi. UNESCO Türkiye İletişim Komitesi üyesi, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı ve İGAM bünyesinde yakın zamanda kurduğumuz İGAM Akademi'nin de başkanı. Hocam ne diyelim maşallah darısı da bizim gibilerin başına inşallah. Sizin kadar sabrımız ve motivasyonumuz olur mu bilmiyoruz ama böyle isimlerle en azından çalışabiliyor olmanın da gururu ayrı. Bugün göç, iltica, toplumsal kabul ve uyum konuları üzerine konuşacağız. Murat Hoca'nın bir sunumu olacak. Sunumun arkasından soru cevap yapacağız. Hocanın sunumu sırasında aklınıza gelen soru ve yorumları lütfen chat kısmından paylaşın. Ben kendisine aktaracağım ama sunum sonrasında ben bizzat sormak istiyorum diyenler olursa da süremizin bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak yine soru cevabı birebir hoca ile etkileşim halinde de yapabiliyor olacaksınız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Söz sizin. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Nihal. Çok bir sürü güzel şey söyledim. İnşallah onun altından kalkacak kadar güzel şeyler benimle paylaşmış olurum sizinle. Başta Damla Hanım olmak üzere bütün Ankon ailesini selamlıyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu zamanınızı nitelikli bir biçimde değerlendirme şansınız olur. Sürecin başından beri Ankon'un bu işi ne kadar ciddiye aldığını gördük. Bengi başta olmak üzere. Çok ciddi bir biçimde Nuran Hoca ile birlikte bu işin organizasyonu gerçekleştirdi. Hani teknik bütün detaylar önceden öngörüldü. İnşallah herhangi bir yerde aksilik olmaz. Olursa benden kaynaklanacak bir aksilik olacaktır. Çünkü bir biçimde şu an İstanbul'da misafirim ve sağ olsunlar bir yerde bana imkan sağladılar. Oradan görüşlerimi sizinle paylaşacağım.
Şimdi Nihal bana daha öncesinde de sıkı sıkı tembih etti. Hocam siz çok uzun konuşuyorsunuz, biraz kısa konuşun da daha çok soru cevaba gidelim diye. Ben de tamam dedim. Hani Nihal'den korkmayan zaten Allah'tan da korkmaz. Onun için ben de ona göre konuşacağım sizlerle birlikte. Bir sunumum var. O sunumda biraz böyle genel çerçeveyi çizmek isteyeceğim. Ondan sonra da tabii ki güncele geleceğiz ve Türkiye'deki Suriyeliler ve diğer mültecilerle ilgili olarak görüşlerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sunumumu sanıyorum görüyorsunuz. Tam ekran yapıyorum şimdi. Görebiliyoruz hocam. Gayet iyi görüyoruz. Buyurun. Değişebiliyoruz. Yaşasın. Tamam. Şimdi ben 30 sene oldu göç çalışalı galiba ama hiç bu kadar popüler olmamıştık. Herkes bizi davet ediyor, dinliyor. Sabahleyin başka konferansım vardı, akşam yine olacak. Eskiden ben göç çalışıyorum dediğimizde sosyal medyada çok da makbul insanlar değildiniz. Yani göçü öyle çok da önemli bir alan olarak görmezlerdi Türkiye'de. Ama son dönemde bu konu doğal olarak Türkiye'nin merkezine yerleşmiş oldu. Hem akademik anlamda, hem kurumsal anlamda, hem de işte ANKOM ve diğer kurumların olduğu gibi bu konudaki çalışma anlamında, kariyer yapmak anlamında da göç gündeminin en önemli merkezinde oturan konulardan birisi. Şimdi sosyal bilimlerde her hoca kendi dersine başlarken insanlığın kuruluşundan itibaren diye referansla başlar. Nihal beni uyarmıştı ama ben yine de o referansla başlayacağım. Dedi ki tabii böyle insanlığın kuruluşuna kadar gitmeyin hocam, biraz yakınlara gelin. Yakınlara da geleceğim, merak etmeyin, hızlı geçeceğim oraları. Cem Yılmaz'la bile daha hızlı geçeceğim, emin olun. Şimdi biz bazen hani bu espriyi ben epeydir bu kullanıyorum, diyorum ki göçün tarihini aslında Adem ile Havva'dan itibaren alabiliriz. Adem ile Havva'nın cennetten kovuluşu aslında bir zorunlu göç hikayesi. Ve insanlık o gündür bugündür kendi yerini arıyor ve bununla ilgili olarak daha iyi bir dünya için arayış içinde. Şimdi göçün farklı türleri var, biraz sonra onu söyleyeceğim ama göç genelde, göç ama mültecilikten söz etmiyorum, onun altını hemen şimdiden çizmiş olayım. Göç dünyayı geliştiren temel unsur. Yani daha iyi bir yaşam arayışında olan insanların hareketliliği. Suyu daha iyi olsun, havası daha iyi olsun, toprağı daha verimli olsun, güvenlik içinde olalım, çocuklarımız daha iyi okusun, daha iyi para kazanayım vesaire vesaire. Bütün bu gerekçelerle biz daha iyi koşullarda yaşayacağımız yerlere doğru hareket ediyoruz. Bunun da adı zaten göç. Göçün farklı dönemlerdeki akımları var. Bunun en yoğun olduğu işte kavimler göçü olarak anlattığımız milattan sonra 350 ile 800 arasında şu anki Avrupalı toplumların oluşumunu sağlayan bir dağılım sistemi var. Biz bundan eksik kalır mıyız? Tabii ki kalmayız. Orta Asya'dan Anadolu topraklarına, oradan Avrupa topraklarına doğru ilerleyen, kendimize sembol olarak da bozkurtu aldığımız bir göç hikayesi bizim de var. Bu kadar tarihi arkaik dönemlere falan çok gitmeyeceğim. Burada duracağım. Yavaş yavaş daha yakınlara geleceğim. İşte bakın gördüğünüz gibi 1951'e birdenbire atlamış oldum. 1951 bu sene 70. yılı Cenevre Konvansiyonu denilen, yani mültecilerin statüsünü belirleyen konvansiyonla imzalandığı tarih, 70 senelik bir tecrübe oluştu. Bu sene 1961'in 60. yılındayız. Önümüzdeki haftaya 1 Kasım'da İstanbul'da bayağı büyük bir etkinlik olacak. Almanya'ya giden Türklerin 60. yılı vesilesiyle ben de içinde bulunduğum bir grup bir kitap yazdık. Hem onun tanıtımı var, hem bir takım başka etkinlikler olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Onun da 60 yıllık bir tecrübemiz var. Türkiye'ye gelen Suriyeliler 29 Nisan 2011'de Türkiye'ye gelmişlerdi. O tarihten bugüne kadar da 10 yılı aşkın bir süreyi geride bıraktık. 3 alanda da söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz, eksikleri göreceğimiz, tecrübe paylaşımlarını anlayacağımız bir süreç yaşamış olduk. Fazla böyle temel, basic bir konu olacak ama bunu birkaç şeyi bağlayabilmek için bunları söylemem lazım. Göç ve ilticayı birbirinden ayırabilmek bakımından önemli bu. Az önce de söylediğim, göç kalkınmanın en önemli araçlarından birisi. Bir takım ülkeler göç olmadan yaşayamıyor. Biz de göç istiyoruz aslında. Nitelikle göç istiyoruz. 2016 yılında Uluslararası İş Gücü Yasası çıkarıldı mesela Türkiye'de. Bu yasada Türkiye'ye nitelikli göçmen getirmeyi hedefliyor. Hatta biz böyle Amerikalıların yeşil kartı gibi bir turkuaz kart hedefliyoruz. Henüz uygulamaya geçmedi onu. Şimdi göçün önce en basit farklılığı iç göç ve dış göç olarak var. İç göçü her zaman her yerde yapabilirsiniz. Birçok ülke iç göç konusunda bir kayıtlama koymaz. Siz ülkenin herhangi bir yerinde yaşamak istediğinizde oraya gidersiniz, yaşarsınız. Ama bazı ülkelerde bu bile kayıtlıdır. Yani gittiğiniz yerde ev bulmanız lazım, iş bulmanız lazım. Mesela Almanya bunu çok iyi düzenleyen ülkelerden birisi. Yani ben bir yere gittim, orada bir biçimde idare ederim, olmuyor. Buna da belirli süreler veriliyor. Ama asıl bizim konuştuğumuz tabii ki sınır aşan göçler. Özellikle ulus devletler yapılandıktan sonra ulus devlet demek sınır demektir. O sınırın içindekilerin farklı hakları vardır, dışındakilerin farklı hakları vardır. Sizin sınırlarınızın içindekilere siz vatandaşlık illiyeti kurarsınız. Olmayanlar yabancıdır, farklı statülerde de olsalar. Dolayısıyla uluslararası göç dünyanın en önemli konularından birisi. İç göç ve dış göçün yanında asıl bizi ilgilendiren bugünkü kategorizasyon, bu göçün gönüllü,
ve her iki tarafın isteğiyle mi gerçekleştiği yoksa zorunlu mu gerçekleştiği? İşte birisine göç diyoruz. Yani gönüllü gerçekleşiyorsa ama zorunlu gerçekleşiyorsa buna da mültecilik, iltica, sığınma ve benzeri isimleri söylüyoruz. Yani zorunlu göç hareketliliğinden söz ediyoruz. Burada biraz daha kategorize etmiş oldum. Üç göç alanından söz etmek mümkün. Bir, iki tarafında, uluslararası göçten söz ediyoruz tabii ki. İki tarafında anlaştığı göç hareketliliği. Mesela Avrupa Birliği geçen sene 2 milyon göçmen aldı. Dünyanın farklı yerlerinden. Onlar adam istediler. Gitmek isteyenlerle bir araya geldiler. Anlaştılar ve insanlar gittiler. Hiçbir sorun yok. Kanada geçen sene 350 bin insan aldı. İnsanlar başvurdu. Kanada seçti, aldı. Göç bu anlamda dünyayı en çok kalkındıran unsurlardan birisi ve göçmenler nerede yaşıyor diye baktığınızda görürsünüz zaten dünyanın en gelişkin ülkelerinde yaşıyorlar. Herkes oraya gitmek istiyor. İşte bizim çocuklarımız da Kanada'ya gitmek isteyen, Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya gitmek isteyenler var diyorsunuz. Her neyse. Dünyada 270 milyon civarında uluslararası göçmen var. Uluslararası göç sayıları katlanıyor ama dünya nüfusu da arttığı için dünya nüfusunun yaklaşık %3,5-3 civarında. Ama bu daha da artacak gibi görünüyor. Çünkü hem gelişmiş ülkelerin insan ihtiyacı artıyor her geçen gün. Çocuk doğumları azalıyor, işte ne bileyim ben yaşlanma artıyor vesaire, insana ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda bir de başka yere gitmek isteyen insanlar da artıyor her geçen gün. Yani bugün bile Türkiye'de bir kamuoyu araştırması yaptığınızda görürsünüz ne kadar çok insan aslında bir yerlere gitmek istiyor, biliyorsunuz. Şimdi bu alanda bir sorun yok. Türkiye'de de 1.2 milyon uluslararası göçmen var. Aynı zamanda 6,5 milyon Türk de yurt dışında uluslararası göçmen sıfatını taşıyor. Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da ya da başka yerlerde. İşin ilginci, dünyada en fazla göçmen alan ülke neresi biliyor musunuz? Kendi nüfusuna göre en fazla alan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Zengin petrolü ülkeler kendi vatandaşlarının çalışmasına kıyamıyorlar. Dışarıdan insan getiriyorlar. Ucuz işçi olarak değerlendirmiş oluyorlar. Gidenden de memnun. Yani ona da parasını alıyor. Bu konuda kimse kimseyi kandırmıyor. Ama netice itibariyle ne kadar zenginseniz o kadar kendi insanınız az çalışıyor ve dışarıdan insan getiriyorsunuz. Böyle bir denge var. Gelelim zorunlu göç ve mültecilik konusuna. Dünyada 80 milyon mülteci var. Mültecilik şöyle bir şey. Gitmek istemediği halde gitmek durumunda kalmaktır aslında mültecilik. Ya da şöyle tanımlayalım. Ulus devletlerde her devlet kendi vatandaşını korumakla mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk vatandaşlarını korur prensip olarak. Alman Devleti Alman vatandaşlarını korur. Amerikalılar Amerika tarafından korunur. Lübnanlılar Lübnan Devleti tarafından korunur. Ama diyelim ki sizin devletiniz sizi artık koruyamayacak hale gelirse, sistem çökerse, şu an Afganistan'da gördüğümüz gibi. Şimdi Taliban diye bir örgüt geldi, devleti yönetiyor. Devlet denen bir şey ne olduğu kimse bilmiyor. Yani bir süre sonra devletleşirler, yönetimi ele geçirirler, tamamen işlevsel olur ayrı bir şey ama şu an Afganistan'da bir devlet olduğunu söylemek çok zor. O zaman ya da sizin devletiniz bizzat size eziyet ediyorsa, yani sizi korumasıyla, korumakla yükümlü olan devletiniz, bırakın sizi korumayı, size eziyet ediyorsa, dininizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden hatta, kabilenizden dolayı, siyasi görüşünüzden dolayı, hatta cinsel yöneliminizden dolayı size eziyet ediyorsa yaşadığınız ülke, sizi korumuyorsa, siz o zaman başka yerden koruma arayışına giriyorsunuz. İşte budur mültecilik olayı. Yani kendi devletinden koruma alamayan ya da kendi devleti tarafından tehdit altında olanların gidip başka bir yerden kendilerine koruma alma durumudur zorunlu göç hareketi. Yaklaşık 80 milyon dünyada mülteci var. Bunların 50 milyonu kendi ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş. Afganistan'da böyle, Suriye'de böyle birçok ülkede var. Yani Suriyeli 6.7 milyon insan ülke dışında yaşıyor ama 6-7 milyon Suriyeli de kendi ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş durumda. İstemediği zorunlu göç hareketliliği içinde. Ama göçmenlerin nerede yaşadığına ve zorunlu göçmenlerin nerede yaşadığına baktığınızda çok çarpıcı bir tablo çıkıyor karşımıza. Göçmenler gelişmiş ülkelerde ama mülteciler hep gariban ülkelerde kalıyor. 100 mültecinin sadece 14 tanesi gelişmiş ülkelere gitme şansı buluyor. Kanada'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye vesaire. Onun dışında çoğunlukla komşu ülkelerde ve nispeten gelişmekte olan ülkeler içinde yer alıyorlar. Yani netice itibariyle dünya, gelişkin dünya, göçmene evet, mülteciye hayır pozisyonu takip ediyor. Bu dünyanın her yerinde böyle, aslında bizde de böyleydi. Ama şimdi işler karıştı. Üçüncü bir göç kategorisi de düzensiz göç. O nedir? Birileri sizin ülkenize gelmek istiyor ama siz izin vermiyorsunuz, istemiyorsunuz, buna rağmen geliyor. Mülteci değil. Benden izin alıp gelmemiş. Dolayısıyla bu tip gelenlere de biz düzensiz göç diyoruz. Bu iki şekilde oluşuyor. Bir, işte şu an Afganlarda, Pakistanlarda gördüğümüz gibi sınırı izinsiz geçenler. İki,
sınırı izinli geçip Türkiye'ye gelip normalde 3 ay kalıp geri dönmesi gerekenlerin geri dönmemesi durumu. İkisi de düzensiz göçmenlik anlamına geliyor. Asıl şu an Türkiye'nin önünde bulunan en önemli sorunlardan birisi de bu düzensiz göç alanı. Niye göç yaşanıyor hepimiz biliyoruz. Dünya dengesiz, adaletsiz, olağanüstü bir gelir dengesizliği var, gelir farklılığı var. Yani şu kadarını söyleyelim. Dünyadaki zengin %1'lik grup, dünyadaki 6.9 milyar insandan daha çok para kazanıyor. Hatta 2 katı kazanıyor. Böyle bir dünyada insanların daha iyi bir yaşam arayışı gayet anlaşılabilir bir şey. Ama tabii bunun kontrol mekanizmaları nasıl geliştirilecek, oraya bakmak gerekiyor. Bir şey daha var. Soğuk Savaş döneminde bir denge vardı dünyada. Komünist blokla işte kapitalist blok ya da sosyalist blok, kapitalist blok. Ülkeler arası savaşlar oluyordu ya da bloklar arası savaşlar oluyordu. Ama artık Soğuk Savaş sonrasında ülkeler arası savaşlar neredeyse minimalize oldu. Çoğunlukla savaşlar terörist gruplar üzerinden ya da paralı askerler üzerinden yürütülüyor. Dolayısıyla dünyanın, yeni dünyanın iki tane tehdit alanı var. Birisi terörizm, diğeri de kontrolsüz insani hareketlilik. Kontrol ettiğiniz insani hareketlilik göçtür ve bu kalkınmacı bir şeydir. Ama kontrol edemediğiniz hareketlilik her zaman bir risk alanıdır. Bunu böyle birkaç sefer daha size söyleyeceğim. Uluslararası Göç Örgütü IOM'in yıllık raporları olur, Dünya Göç Raporu. Buradaki değişimi çok net görebilirsiniz. 20 sene içinde dünyadaki göçmen sayısı da mülteci sayısı da ikiye katlanmış durumda. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu sayılar daha da artacak. Az önce de söylediğim gibi göçmenler gelişmiş ülkelerde ama mülteciler gariban ülkelerde yaşıyor. Bununla ilgili olarak dünya kadar grafik var. Hiç bunlarla sizi yormayacağım. Şimdi dünyada nüfusuna oranla en fazla mülteci barındıran ülke Lübnan, sonra Ürdün geliyor, üçüncü sırada Türkiye geliyor. Böyle bir ünvan, bizim bir başka ünvanımız daha var 2014'ten bu yana. Dünyada en fazla sayısal olarak mülteci barındıran ülke. Böyle bir unvandan mutlu muyuz, değil miyiz? O konuyu size bırakıyorum. Kendiniz değerlendirebilirsiniz. Yani dünyada en fazla bilmem ne olmak insanı çok mutlu eder mi? Bu konuda onlardan birisi. Dünyada en fazla göçmen barındıran ülkeler bununla övünürler. Kanada övünür, Yeni Zelanda övünür, Avustralya övünür, Amerika övünür. Ama dünyada mültecilikle övünen sadece prestij için bunu yapar. Onun da sayıları bellidir, bizimki gibi değildir. Onu da söylemem lazım. Dünyada bu işte ayrışım, göçmene evet, mülteciye hayır ayrışımının en tipik örneklerinden birisini birkaç ay önce Danimarka'nın başbakanı verdi. Danimarka gayet mutlu bir Avrupa ülkesi, zengin Avrupa ülkesi. Sıfır mülteci politikası izleyeceğiz dedi. Sıfır sığınmacı politikası izleyeceğiz. Çünkü bizim sosyal uyumumuzu bozuyorlardı. Şimdi bu insanlık, işte insanlıktan nasibini almamışlar falan şeklinde çok basit nitelemeyle anlaşılabilecek bir durum değil. Her ülkenin politikacısı o ülkenin kendi refahı, mutluluğu ve huzuru için vardır. Ve o ülkenin başbakanı böyle bir şey söylüyorsa bunun arka planında bir şey var. Bunu anlamamız lazım. Neden kadın bunu söylüyor ya da başka birçok Avrupalı politikacı ya da Batılı politikacı? Çünkü seçip aldığın göçmen senin için bir ekonomik katkıdır, sosyal katkıdır. Ama bir an kapında bulduğun insanlar ve senin iraden dışındaki gelişmeler sana bir tehdit olarak geliyor. Bizim de bunun farkında olmamız lazım. Şunu söyleyeceğim. Daha en sonunda söyleyeceğim işimden söylemiş olayım. Göç süreç yönetimi zordur. Ama iyi yönetirseniz ülkenize büyük katkılarınız olur. Ama mültecilerle ilgili süreç yönetimi 10 kat daha zordur. İyi yönetmenin de sınırları vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu süreçle çok ciddi bir biçimde uğraşacağını unutmayalım. Dünyada çok adaletsiz bir mülteci dağılımı var. Zaten şeyler arasında var, ülkeler arasında, bölgeler arasında var. Bir de resettlement dediğimiz, yani bir ülkedeki mültecinin başka ülkede yerleştirilmesi sürecinde de olağanüstü bir kötüye gidiş var. İnanılmaz dramatik rakamlar. Yani dünyada yerleştirilen insanların sayısında artık böyle 20 binlere kadar düşüldü. Oysa biz 25-30 milyonluk bir kitleden söz ediyoruz. Her geçen gün bu sayılar azalıyor. Türkiye'den başka ülkelere yerleştirilen yabancı sayısı 3642 2021'de, 2020'de de 6000'miş. Bu sayılarla hiçbir şey olmaz. Sadece sembolik sayılardır bunlar. Dolayısıyla sizin ülkenize yabancılar giriyorsa o saatten sonra işiniz çok zor. Amerika Birleşik Devletleri bu konudaki en kritik ülkelerden birisi. Eskiden yılda 150 bin civarında mülteci alırken şimdi Trump geldikten sonra bunu tamamen durdurdular. Biden ben sayıları artıracağım dedi ama hala bir ses yok. Ve buna yapabilecek hiçbir şey de yok. Onu da söyleyeyim. Yani uluslararası hukukun sopası olmadığı için üstlerine de gidemiyorsunuz. Dolayısıyla herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bakın burada dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeleri görüyorsunuz. Almanya ve Türkiye'yi dışarıda bırakırsanız
Lübnan, Sudan, Ürdün, Uganda, Etiyopya, Bangladeş gibi kendi içinde zaten gayet yoksul, kırılgan toplumlar bir de üstüne mülteci alıyorlar. Dolayısıyla Batılı dünyanın hedefi şu: göçmeni seçelim, alayım ama mülteci varsa bu konuda çevre ülkelere destek vereyim, orada kalsın. Yani biz bunu zaten canlı bir biçimde yaşıyoruz hepinizin de bildiği gibi. Avrupa Birliği üyeleri arasında bile olağanüstü dengesiz bir dağılım var. Almanya ve İsveç dışında Avrupa Birliği içinde mülteciler konusunda olağanüstü tedbirli ve temkinli bir davranış var. Yani Polonya 50 milyonluk bir ülke, 25 bin mülteci var toplam. Koca bu Polonya'da. Bulgaristan'da 21 bin. Yani zaten 100 binin üzerinde mülteci bulunan ülke sayısı çok az. Şimdi bu haritaya bakın, bir şey daha söyleyeceğim size. Biraz sonra söyleyeceğim yine de yeri. Ülkeleri görüyorsunuz. Almanya'da 1.4 milyon. Sadece Suriyeli değil. 700 bini Suriyeli, geri kalan diğer ülkelerden. Fransa'da 400 bin. İtalya'da 354 bin. Bunlar baba baba Avrupa'nın en büyük ülkeleri. Türkiye'de son 10 yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 693 bin. 693 bin bebek doğdu Türkiye'de, mülteci olarak doğdular. Dolayısıyla bu rakamlara bakıp bir de o şekilde düşünmeniz lazım. Ama dediğim gibi bunlara küfretmek, eleştirmek, yargılamak, kınamak hakkımız. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Dünyanın ne yazık ki acı gerçekliği bu. Gelişmiş ülkeler sembolik sayılar dışında mültecilere bulaşmıyorlar. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Aradan ne kadar zaman geçti diye beni uyaracak diye ümit ediyorum. Ben de bakıyorum. Of, çok geçmiş. Tamam, gördüm. Yok, gördüm. Sen yine söyle. Yine de iyiyiz. İyi miyiz? Vay, iyi, tamam. Şimdi göç ve Türkiye konusu aslında hepimizin içinde olduğumuz ve hepimizin bildiği bir hikaye. Hepimizin bir göçmenlik arka planı var. Ya Balkan göçmeniyiz, ya ülkemiz içinde işte ne bileyim ben Mardin'den kalkıp İzmir'e yerleşmişizdir, Rize'den kalkıp Ankara'ya yerleşmişizdir, İstanbul'a gitmişizdir falan. Hepimizin bir hikaye var. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli bu zaten. Bakın 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 13 milyonluk gariban, yoksul bir ülke, nüfusunun yarısından fazlası başta Balkanlar olması üzere Osmanlı bakiyesinden gelen insanlardan oluşuyor. Ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk dahil olmak üzere. Müthiş bir motivasyonla bir ulus devlet yaratmak için biz Osmanlı bahçesindeki insanları Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz. 1934'te İsyan Kanunu bunun için yapılıyor. Onlara imkanlar veriliyor. Sonra Türkiye'ye belirli dönemlerde belirli insanlar geliyor. En son Türkiye'ye 90'lı yıllarda Yugoslavya, eski Yugoslavya coğrafyasından insanlar geldi. Bulgaristan'dan 80'li yılların sonuna doğru gelenler oldu. 90'lı yıllarda Irak'tan geldiler ama sınırda tuttuk, geri döndüler. Vesaire vesaire. Türkiye'ye 1923 ile 2011 arasında, yani Suriyeliler geldiği tarihe kadar toplam 1.8 ile 2 milyon arası insan geldi. Şimdi bunu duyunca, yani 88 senede 1.8-2 milyon insan ve sonra 2011 sonrasında biz 3 sene sonrasında dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeye dönüştük. Milyonlarca insan akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız sürecin ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu en azından görmemiz lazım. Türkiye'deki göç hareketinin en önemli adımlarından birisi mübadeledir. Mübadeleyle birlikte Türkiye'ye gönderilen zorunlu göçmenlerle Türkiye'den Türkiye'ye gelenler arasında bir takım farklılıklar oluştu. Türkiye'ye yaklaşık 500 bin kişi geldi. Türkiye'den öbür tarafa 1 milyon üzerinde insan gönderildi. Şu an bu insanlarla biz iç içeyiz. Onlar Türk toplumunun bir parçası ama bu süreçler de öyle kolay süreçler olmadı. Bakın burada Yunanistan tarafından Türkiye'ye gönderilenlerin Yunanistan'daki yerleştikleri bölgeleri görüyoruz. Türkiye'de yerleştikleri bölgeleri görüyorsunuz. O dönem gerçek anlamda bir göç yönetim süreci gerçekleştiriliyor ve aslında bu Türkiye'ye bir katkı olarak dönüyor. Süreci iyi yönetebilirseniz bunu bir katkıya dönüştürebilirsiniz. Türkiye'nin iç göç hareketliliği de çok dikkat çekici bir şey. Ben her toplantıda uluslararası göçten konuşurken bundan konuşmadan edemiyorum. Çünkü Türkiye bir göç toplumu, hala çok mobil bir toplum. Yılda ortalama 3 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı il değiştiriyor. Nedense bulunduğumuz şehirleri bir türlü beğenmiyoruz, başka şehirlere gidiyoruz. İki yönde değişim var Türkiye'de. Bir, Türkiye'nin her tarafından doğudan, kuzeyden vesaireden batıya doğru akıyoruz. Ama iki, büyük şehirlere doğru gidiyoruz. Bu büyük şehirleşmeden hep şikayet ediyoruz. Herkes şikayet ediyor ama büyük şehirleşme devam ediyor. Bunu şöyle size çarpıcı bir örnekle anlatayım. Türkiye'de şu an nüfusu 10 binin altında olan yerleşimlerde, yani köy gibi, kasaba gibi, belde gibi, eskiden öyle isimlerdi biliyorsunuz, yaşayanların oranı sadece %7. Sadece %7. %93
büyük kentlerde yaşıyor Türk toplumunun ve bu da her Türkiye'nin her şeyine etkide bulunuyor. Ekonomisine, kültürüne, sanatına, siyasetine. Hatta benim için mesela AK Parti dahil olmak üzere Türkiye'de merkez sağın bütün partileri göçmen partileridir. Onların dinamizmiyle bir taraftan muhafazakarlık, bir taraftan gelişme, bir taraftan hırs hepsinin içinde bulunduğu partileşme Türkiye'nin önemli gerçeklerinden birisidir. Şöyle bir çarpıcı örnek daha vereyim size. Almanya ile Türkiye'nin nüfusu biliyorsunuz yaklaşık olarak aynı ama Almanya'nın coğrafyası Türkiye'nin yarısı kadar. Almanya'da 1 milyondan fazla şehir sayısı sadece 4, Türkiye'de 22. Bu bizim büyük şehirlerde yaşama ilgimizin en çarpıcı örneklerinden birisi. Bu neden böyle tercih ediliyor? Bunun üzerine uzun uzun konuşabiliriz ama orayı geçeceğim. Ama bunun bir katkısı var, onu söylemem lazım. Onun için bütün bunları söyledim. Türkiye'de bu aşırı göç hareketliliği, yılda 3 milyonun hareket etmesi Türkiye'de kozmopolitan bir yapı oluşturuyor kentsel alanlarda. Ve bu kozmopolitan yapı daha sonradan gelenleri kabulleşmeyi kolaylaştırıyor. Avrupa'da pek çok, herhalde bizi izleyenler hemen hemen hepsinin bir Avrupa tecrübesi vardır. Bir şehre gidersiniz, aynı kafe orada duruyordur, aynı restoran duruyordur, sokak duruyordur, bilmem nedir. Yapılaşma 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani ben hep kendimden örnek veriyorum. Freiburg'a gitmiştim doktora için 30 sene önce. Freiburg'un nüfusu 210 bindi, şu an yine 210 bin. Birkaç bin oynuyor nüfuslarda biliyorsunuz. Hatta azalışa doğru gidiyor. Ama bizim kentlerimizle karşılaştırdığımızda olağanüstü farklılıklar var. Olağanüstü yığılmalar var ama bu yığılma sonradan gelene karşı kabulü kolaylaştıran bir şey diye düşünüyorum sosyolojik anlamda. Türkiye'nin dış göç hareketliliği içinde az önce de söylediğim gibi Türklerin çok önemli bir payı var. Biz onlardan çok şey öğrendik aslında. Nihal açılışta bana Almancı dedi. Almancı tabii Almanya çalışan anlamında Almancı dedi. Ama biz Almancı'nın ne anlama geldiğini Türkiye'de daha geniş kapsamda biliyoruz. İşte yurt dışına göçmen olarak gidip daha sonra orada yaşayanlar falan. Benim kendimde, ailemden de böyle insanlar olmadı. Ama onlar üzerine çok çalıştım. Benim her zaman olarak büyük bir saygım vardı. Köyünden dışarı çıkmamış insanların gidip yarattığı mucizeyi her zaman saygıyla görüyorum. Kendilerini kurtarıyorlar, çocuklarını kurtarıyorlar. Hatta ülkelerine bir sürü para gönderiyorlar. Gittikleri ülkeye katkıda bulunuyorlar. Ve öyle çok fazla sorun da yaratmıyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Biz onlar üzerinden dünyayı gördük. Dünyaya açılmış olduk. Nihal'in çok sevdiği bir örnektir. Hazır başlamışken onu da vereyim. Türkiye'deki pasaport sayılarıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 82 milyonun 10 milyon pasaportu vardır. Bu 10 milyon pasaportun yaklaşık yarısı hacca ve umreye gitmek için kullanılır. Geri kalan o 5 milyon pasaport genelde akrabalarımızı, tanıdıklarımızı görmek için kullanılır. Bu bile aslında Türk toplumunun dünyaya açılan kapısının yurt dışına Türkler olduğunu göstermek bakımından oldukça önemli bir şeydir. Oraya gidenler gayet kısa bir zaman için gitmişlerdi. Şöyle ranzalarda, yurtlarda kalıyorlardı. Ta 10 seneye kadar böyle geçti. Sonrasından artık Alman toplumunun bir parçası haline geldiler. Şu an Almanya'da olağanüstü kendilerini her alanda belli eden, siyasette işte bugün mesela öğrendik, Aydan Hanım, Aydan Özoğuz, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı oluyor. Bütün bunlarla birlikte, hatta oldu galiba, resmileşti. Bugün haberleri takip ediyordum. Adaylığını görmüştüm ama muhtemelen tamamlanmıştır süreç. Bununla birlikte siyasette, sporda, kültürde, her alanda işte en sonunda Covid ile birlikte aşı ve o çerçevede de biz Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i duyduk. Bu olağanüstü bir başarı. Bu tabii aynı zamanda bir diaspora politikası bakımından da önemli ama diaspora politikaları da biraz riskli politikalar. Şimdi oraya girersen ben Türkiye'deki mültecileri geçemeyeceğim. Onun için o konuyu geçiyorum. Sadece bir reklam yapmış olayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik 1 Kasım'da İstanbul'da ama ayrıca Türk sinema filmleriyle ilgili çok güzel de bir festivalde devam ediyor. İstanbul'da buna ilgi görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana sayfasından da bilgileri alabilirler. Ayrıca sol tarafta gördüğünüz gayet böyle kalın 600 sayfa civarında bir kitap çıktı. Bu kitap misafir, göçmen ve yerli başlığı altında Almanya'daki Türklerle ilgili farklı konuları ele alan duayen hocamız Nermin Abadan Unat'ın da röportajının olduğu olağanüstü bir çalışma oldu. Ben de bu çalışmanın içinde olmaktan ayrıca gurur duydum. Bu çalışmada şu an ulaşılabilir bir vaziyette, onu da sizinle paylaşmış olalım. Şimdi geldik Türkiye'deki mülteciler ve Suriyeliler konusuna. Bu konuda dediğim gibi 10 yıllık bir tecrübemiz var. Tabii ki Türkiye'de daha önce de mülteciler vardı. Ama mültecilerin sayısı Suriyeliler gelinceye kadar 58 bindi. Yani şu an İstanbul'un herhangi bir ilçesi ya da Ankara'nın Altındağ ilçesindeki toplamdan daha da az bir sayıydı.
Biz bunlara geldiğinde ne diye düşündük? İşte bir savaş var, savaştan kaçıyorlar. Bir süre sonra da evlerine geri dönecekler. Devletin tamamen politikası buna yönelikti. Esad'ın gitmesini bekliyorduk. Esad giderse her şey çözülecekti ama öyle olmadı. Dış politika başka türlü değişti ve Suriye bir süre sonra tamamen uluslararası güçlerin bir savaş alanına dönüştü. Akın akın insanlar gelmeye devam ettiler. Şimdi bizim o zaman ne bu süreci yönetecek bir teşkilatımız vardı ne de yasamız vardı. 2013 yılında bir yasa kabul ettik. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de 2014'te faaliyete geçti. O süreç içinde süreci hep AFAD idare etti. Acil durum yönetimi. Yani bunu bir afet yönetimi şeklinde gördü. Ve temelde de insanları sınır bölgesinde kamplar yaparak orada tutmaya çalıştı. Bu arada yaptığımız yasada farklı farklı statüler tanıdık. Türkiye'de mülteciye mülteci dememek gibi bir şeyimiz var. Devlet refleksimiz var. Çünkü biz Cenevre Konvansiyonu'na taraf olmakla birlikte Cenevre Konvansiyonu'nun daha sonra yapılan değişikliğini kabul etmedik. Sadece Avrupa'dan gelenlere biz mültecilik veririz dedik. Öyle de olunca Türkiye'deki toplam resmi statü almış mülteci sayısı sadece 28. Ama Türkiye'de fiili olarak bulunan statüsü ne olursa olsun bizim sosyolojik anlamda ya da akademik anlamda mülteci olarak tanımladıklarımız sayısı 4 milyonun üzerinde. Dolayısıyla böyle bir absürt durumun da içindeyiz, onu da söylemem lazım. Şimdi Türkiye'deki yabancı kategorileri bunlar. Türkiye'de 1.2 milyon ikametle kalan yabancı var. Bunda hiçbir sorun yok. Hani bu üniversitede bir akademisyen de olabilir. Bir futbolcu da olabilir. Ne bileyim ben IKEA'da çalışan bir mühendis de olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Biz onları davet ettik. Onlara izin verdik. Onlar da geldiler. Türkiye'de çalışıyorlar. Türkiye ekonomisine ya da akademiye ya da sanatına, kültürüne katkıda bulunuyorlar. Bu dünyanın her tarafında arzu edilen şey. Ama onun dışındaki gruplar, Türkiye'deki yabancılar, biz istemeden, bizim irademiz olmadan Türkiye'ye gelenlerden oluşuyor. Birincisi, uluslararası koruma dediğimiz, yani sığınmacı mülteci olarak tanımlayacağımız Suriyeliler dışında 330 bin kişi var Türkiye'de. Suriyeliler 3.7 milyonun üzerinde ve ayrıca da minimum 1.5 milyon düzensiz göçmenden söz ediyoruz Türkiye'de. Bu arada şunu da söyleyeyim, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rakamlar büyük ölçüde doğru. Kayıt olmayan insan sayısı Suriyeliler içinde çok az. Dolayısıyla Suriyelilerle ilgili rakamları da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sürekli update ediyor. Bu konuda çok fazla şüpheniz olmasın. Ama diğer sayılarla ilgili şüpheniz olabilir. Özellikle de düzensiz göçmenlerle ilgili. Düzensiz göçmenlerin kaynağı daha çok Afganistan tarafı biliyorsunuz. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Şu grafikte de görebilirsiniz. Özellikle 2014'ten sonra ciddi bir biçimde artmaya başladı bu sayılar. Düzensiz göçmen, tekrar ediyorum, bizim iznimiz olmaksızın ülkemize giren ya da iznimiz olarak ülkeye giren ama o iznin süresi bittikten sonra geri gitmeyenlerden oluşuyor. Ama çoğunlukla %70'i sınır geçenler. Bu dönemde Türkiye bununla ilgili ciddi bir mücadele sürdürüyor ama yetmiyor. Türkiye'nin her tarafına duvar ördük. Önceleri duvar politikasını çok eleştirirken duvar örmek zorunda kaldık. Bu bile süreci tamamen durduramadı. Çünkü sınırları tek taraftan koruyamıyorsunuz. Her halükarda komşu ülkelerinizin de size destek olması gerekiyor ama bu konuda da komşu ülkelerimizle dış politik anlamda çatışmalarımız olunca ya da komşu ülkeler istikrarsız olunca bu da zorlaşıyor. Şu an İran'la yaşadığımız gibi. Türkiye'deki bakın bu resimler Suriye, niye Suriyeliler bizde dediğimizde karşımıza çıkan resimler bunlar. İlk başta gördüğünüz resim daha yeni yeni işte Esad'a karşı Mart 2011'de gösterdiler. Ardından Esad rejiminin topluma yönelik gayet sert müdahalesi. Ardından işin bir iç çatışmaya, iç savaşa dönüşmesi, 2013'ten itibaren IŞİD'in devreye girmesiyle birlikte Amerikalıların, Rusların, İranlıların, Kürtlerin, radikal İslamcıların hepsinin sahaya indiği ve Suriye'yi allak bullak ettikleri bir dönem. Yani bu süreç hakikaten çok ağır bir süreç. Suriye'de 5 milyon civarında konut olduğu tahmin ediliyor 2011 yılında. Bu 5 milyon konutun 2,5 milyonu tahrip edilmiş durumda. Altyapılar, hastaneler, okullar, yollar dahil olmak üzere. Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili olarak biz bir açık kapı politikası uyguladık. Bu gayet mantıklıydı başlangıçta. Bizim beceremediğimiz şey açık kapı politikasını kontrolsüz bir şeye dönüştürmek oldu. Gelenler sınır bölgesinde önce ikamet ettiler. Bir sene, iki sene. Ama ondan sonra Türkiye'nin her tarafına dağıldılar. Şu an dünyada 6,7 milyon Suriyeli yaşıyor kendi ülkesi dışında. Bunun %55'inden fazlası sadece Türkiye'de yaşıyor. İkinci sırada Lübnan geliyor, üçüncü sırada Ürdün geliyor ve dördüncü sırada da Almanya geliyor Suriyelileri misafir etmek bakımından.
Bu grafikte de görebilirsiniz. 2011-2012'de falan çok fazla değildi sayılar. Hatta 2012'nin ortasında o dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapmıştı. Bizdeki Suriyeli sayısı 67 bini buldu. Bu çok fazla. Eğer 100 bin olursa kırmızı çizgimi çizeriz diyordu. Kırmızı çizgiden kastı da Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmaktı. Buna Birleşmiş Milletler bir türlü şey vermedi, icazet vermedi. Çünkü çok riskli buldu bunu. Onu diyordu. Ama 2012'de Ahmet Davutoğlu bu sözü söyledikten birkaç ay sonra Türkiye'deki sayı 250 bini aşmıştı. Zaten ondan sonraki dönemde IŞİD'in de devreye girmesiyle birlikte Suriye'den kaçışlar olağanüstü boyutlara geldi. Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı minimum 5 milyon, 5,5 milyon. Bildiğiniz gibi bunların yaklaşık 800 bini Türkiye'den Avrupa'ya geçtiler 2014-2016 arasında. Diğeri de Türkiye'de kaldı. Şimdi Türkiye'den Suriye'ye gelenlerle ilgili iki önemli şey daha söylemem lazım. Bir, Türkiye'ye gelen Suriyeliler 2013'ten itibaren yavaş yavaş şehirlere dağılmaya başladılar. Bu konuda Türkiye hiçbir politika üretmedi. Kim nereye gitmek istiyorsa oraya gitti. Dünyadaki en liberal mülteci dağılım programı gerçekleşmiş oldu kendiliğinden. Ve daha da önemlisi, Suriyelilerin şu an sadece %1,5 hatta 1,3'ü kamplarda yaşıyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı 50 bine düştü. Dolayısıyla bunları kent mültecileri olarak tanımlıyoruz. Türk toplumunda bir arada yaşıyor Suriyeliler. Bu aslında çok büyük bir hani İngilizler challenge diyor ya, challenge Türk toplumu için. Ve şu ana kadar yine de bence çok büyük başarıyla atlatıldı. Yani bunu mutlaka takdir etmek lazım. Hem Suriyeliler bakımından hem de Türk toplumu bakımından. Türkiye'de Suriye'den giriş artık durdu. Çok istisna durumlar dışında Türkiye'ye giriş olmuyor. Ama Türkiye'ye başka türlü bir giriş var. O da yeni doğum var. Az önce de söylediğim gibi. Türkiye'de yılda ortalama 100 bin Suriyeli çocuk doğuyor. Türkiye'de bugüne kadar doğan Türkiye'nin hastanelerinde ya da polikliniklerinde ya da doğum evlerinde doğan çocuklardan söz ediyorum. Resmi kayıtlardan söz ediyorum. 693 bin çocuk doğdu Türkiye'de. Çocuk doğurganlığı çok yüksek Suriyelilerde. 5,2 civarında. Türkiye ortalaması 2 civarında. Türkiye'nin en canlı, en çok doğurgan olan kenti Şanlıurfa'da bile 3,5. Ama kentleşmeyle birlikte bu sayılar düşüyor. Yani bu sayılarla ilgili çok spekülasyonlar oluyor. Onun farkındayım. Ama bu sayılar kentleşmeyle birlikte düşüyor. Buna rağmen Türkiye'de günde 270 Suriyeli bebek doğuyor. Bunun yaklaşık olarak işte herhalde 70'i falan 80'i İstanbul'da doğuyorduk. Onun dışındakiler de Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğuyordur. Şu tablo Suriyelileri özetleyecek bir tablo. 3.7 milyon geçici koruma, 100 bin civarında Suriyeli ikametle Türkiye'de yaşıyor. Artı yaklaşık 150 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bu vatandaşlık konusu çok tamamen kapalı bir alan. Bu konudaki bilgileri sadece kulaktan duyarak alabiliyoruz. Bu sayının ne kadar gerçek olduğunu biz de bilmiyoruz. Hangi kriterlerle vatandaşlık verildiğini bilmiyoruz. İstisnai vatandaşlık veriliyor. Dolayısıyla 150 bin en son duyduğumuz sayı. Daha da yükselmiş olabilir. Türkiye'de az önce de söylediğim gibi kamplarda değil, Türk toplumuyla birlikte yaşıyor Suriyeliler. 1.2 milyon civarında Suriyeli çocuk var okul çağında. 770 binini okullaştırdık. Türkiye'de bu büyük başarı ama 500 bin çocuk dışarıda, onu unutmayalım. Türkiye'de çalışan Suriyeli sayısı 1 milyonla 1.3 milyon arası görünüyor. Ve Türkiye'de üniversitelere giden Suriyeli öğrenci sayısı 40 binin üzerinde. Geçen senenin sayısı 37.500'ü, bu sene muhtemelen 40 bini aşmıştır. Şimdi Türkiye'deki Suriyelilerin en önemli diğer bir özelliği de dengesiz dağılımlar. Yani bu özellik midir bilinmez ama dengesiz dağılımlar. Neden dengesiz dağılımlar? Çünkü bakın bu Almanya'nın sistemi hemen hemen her ülkede var. Ülkeler kendilerine gelen mültecileri belirli bir kota dahilinde ülkenin gelişmişliğine göre, ihtiyaçlarına göre dağıtırlar. Öyle olunca ülkede mesela %1,5'sa oran, ülkenin her tarafında %1,5 oranı vardır. Ama bizim böyle olmadı. Biz Suriyelilere dedik ki başınızın çaresine bakın 2013'ten itibaren. Onlar da başlarının çaresine baktılar. Tanıdıklarının olduğu yere, iş bulabilecekleri yere, ucuz olan yerlere, devletten daha çok hizmet alabilecekleri yerlere doğru akmaya başladılar. Öyle olunca iller, ilçeler, hatta mahalleler arasında olağanüstü bir dengesizlikler oldu. Şimdi Ankara'da Suriyeliler diyoruz ama 3 tane semtten söz ediyoruz ya da ilçeden söz ediyoruz. İstanbul'da Suriyeliler diyoruz. Bazı ilçelerde 300 bini bulan mülteci sayısı, bazılarında 5 bini bile bulmayan mülteci sayıları. Bu dengesizlik aslında süreç yönetimi bakımından oldukça problemli. Suriyeliler için iyi bir şey bu dengesizlik. Çünkü kendilerini daha güvende hissediyorlar. Kendi network'leri içinde yaşıyorlar. Ama Türkiye'nin bu süreç yönetimini yapabilmesi için zor ve en önemli risk de getolaşma. Bu getolaşmayı artık çok net bir biçimde görüyoruz.
Bunun da ileride Türkiye'nin uğraşacağı ciddi alanlardan birisi olacağını hemen söylemek lazım. Onun için yerel yönetim süreçleri son derece iyi. Bu tablolarda İstanbul'da ve Urfa'da ilçeler arasındaki farklılıkları görebilmek bakımından önemli ama çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Eğitimle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi eğitim dediğimizde iki şeye bakmamız gerekiyor. Bir, hani bunu söylerken de önce yine bir şey söylemem lazım. Ben 2015'ten bu yana, hatta 2014'ten bu yana diyorum ki Türkiye'deki Suriyeliler giderek kalacaklar. Bunu bir dilek olarak söylemiyorum. Her seferinde de altını tekrar çiziyorum. Diyorum ki keşke yarın hiç Suriyeli kalmasa Türkiye'de. Ama kalacaklar. Bu bir sosyolojik vaka. Her şeyin bir fıtratı var derler ya, göçün de fıtratında kalıcılık var. Aradan 10 sene geçti. 700 bin çocuk doğdu. 770 bin çocuk okullara gidiyor. 1 milyon Suriyeli çalışıyor. Ve ülkelerinde hiçbir aydınlık yok. Bu kitlenin ülkelerine gönüllü gitmesini kimse beklemez. Ha, ben zorla göndereceğim derse birileri, gelsinler iktidara göreyim onları, onlar da gönderemeyecekler. Hani beceriksizlikten değil, sistem öyle işlemiyor. Türkiye'nin yakaladığı düzensiz göçmenleri bile ancak %20'sini gönderebiliyoruz. Suriyelileri göndermek bu anlamda hayal. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği ve huzuru için uyum politikaları yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Uyum politikaları risklidir, kalıcılığı özendirir, eğitim başta olmak üzere. Ama bunu yapmazsanız ülkenizin başının belaya girme ihtimali her geçen gün daha da büyüyor. Dolayısıyla uyum politikaları önemli. Şimdi Türkiye'deki Suriyelilerden söz edince, eğitimden söz edince önce ben şunu soruyorum. Türkiye'deki Suriyelilerin ortalama eğitimi nasıl acaba? Bununla ilgili olarak elimizde bir tane resmi veri var. Ama benim yaptığım işte Suriyeliler barometresi çalışmasında da bunları teyit ediyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin okur yazar olmayanların oranı %33 görünüyor. Hiç okul görmemişlerin oranı %50'yi görüyor. Bu tabii olağanüstü bir şanssızlık, ebahtsızlık. Bunda kimseyi suçlayacak haliniz yok. Kuzey Suriye'den gelen Suriyelilerin genel eğitim durumunun düşüklüğünden kaynaklanan bir şey. Artı nispeten nitelikli olan, eğitimli olanların da 2014-2016 arasında Avrupa'ya kaçtığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim durumu facia durumda. Bu durum Türkiye'deki birçok sosyal alanı etkileyecek gibi görünüyor. Çocukların eğitimini bile etkileyecek. Mesela Türkiye'deki 1.2 milyon Suriyelinin 770 binini okullaştırıldık. Diğerleri okumaya gelmiyorlar. Neden gelmiyorlar? Muhafazakar aileler kız çocuklarını okula göndermek istemiyor 12-13 yaşından sonra. Ya da çocukları çalışıyor. Onlar için daha öncelikli alan orası. Şu an Türkiye bu konuda gerçekten büyük bir başarı ortaya koyuyor. 770 bin öğrenci çok büyük bir olay ve bunun bir de maliyeti var. Türkiye'de bir öğrencinin milli eğitime maliyeti 13 bin TL'dir ilk öğretimde. Bu rakamı euroya çevirin, bir hesaplayın göreceksiniz. 770 bin çocuk demek yılda 770 milyon euro demek. Ve biz kaç senedir bu maliyeti karşılamış oluyoruz. Ama bu maliyet yine de Türkiye'nin mutlaka üstlenmesi gereken öncelikli maliyet. Yani bundan yanlış bir şey çıkarılmasın. Ama yerel toplumu bir biçimde mağdur etmemek için acilen 1500 civarında okul yapılması gerekiyor. Acilen 60 bin öğretmenin daha devreye girmesi gerekiyor. Aksi halde yerel toplum mağdur edilmesi ve eğitim kalitesinin düşmesi riski çok yüksek. Şu an Türkiye'deki Suriyelilerin %64'ünü okullaştırabildik. Bu sayı ne kadar yukarıya çıkarsa gelecekteki huzurumuz için o kadar kıymetli. Önemli bir veri, Suriyeli üniversite öğrencileri Türkiye'nin 150-160 farklı üniversitesinde yaklaşık olarak 40 bin Suriyeli üniversite öğrencisi var şu an. Bu çok önemli. Eğer Türkiye'deki Suriyeliler kalacaksa ve böyle bir eğitim profili varsa Suriyeliler içinde bizim bu çocuklara ihtiyacımız var. Dolayısıyla nitelikli rol model olacak elit gruplara ihtiyacımız var. Benim Elit Diyalog adı altında bir proje gerçekleştirmiştim. İki kez gerçekleştirdim bunu. Burada Suriyeli üniversite öğrencileri ve Suriyeli akademisyenlere yoğunlaşmıştım. Bu konuda devlet çok eleştiriliyor. İşte bunların üniversiteye girişi vesaire vesaire. Ama bu belki de yapılan en doğru tercihlerden birisi. Üniversitesini yarım kalmışların üniversitelerini bitirmelerine imkan sağlandı Türkiye'de. Artı tabii ki Türk öğrencilerle karşılaşmayacak basitlikle bir sınavla üniversitelere giriyorlar. Ama tekrar ediyorum bu grup Türkiye'nin geleceği bakımından önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Şimdi ben süremi aştım bile tahmin ediyorum. Hem de çok aşmışım. Onun için gerçekten son 5 dakika ondan sonra kapatacağım. Şimdi benim şöyle bir göç uzmanı olarak, siyaset bilimci olarak diyorum ki Türkiye'deki Suriyeliler kalacak. Türkiye'deki Suriyeliler kalacaksa benim önceliğim şu. Biz huzurumuzu kaybetmeden geleceğe nasıl bakacağız? Türkiye zaten kendi içinde çatışmalı ve gergin bir toplum. Bu gerginlik alanlarına yeni bir gerginlik alanının daha eklenmemesi için en az zararla bu işi nasıl halledebiliriz? Ben bunun kaygısı içindeyim. Dolayısıyla sosyal uyum konusu çok önemli bir şey. Sosyal uyum konusunda çalışma yapabilmek için
bir toplumunuzun buna izin vermesi lazım. Yani toplumsal kabulü yüksek düzeyde tutabilmeniz lazım. İki, bir ihtiyaç analizi yapmanız lazım. Eksikleri görmeniz lazım. Suriyeliler barometresi çalışması tam da böyle bir çalışma. Biz Türkiye'deki Suriyeliler ve Türk toplumuyla ilgili yapılan en kapsamlı çalışma bu. Şu an gördüğünüz resimler 2019 çalışmasından yakın bir zamanda inşallah bir ay içinde 2020 çalışmamız açıklanacak. Ve biz hemen Aralık ayında 2021'in araştırmasını yapacağız. Her sene düzenli bir biçimde hem Suriyelilerle hem Türklerle hem anketlerle hem odak gruplarla büyük bir advisory board'la akademik danışma kuruluyla birlikte böyle bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada elde ettiğimiz bulgular aslında birçoğumuzun bildiği ama biraz daha akademik olarak da kanıtlanmış bulgular aslında. Biz bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Bu fotoğraf üzerinde de Türkiye'ye strateji üretmeye çalışıyoruz. Politika önerilerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Şunu çok net bir biçimde söyleyebilirim. Türk toplumunun başlangıçta verdiği destek, geçicilik üzerine bina edilmiş bir destekti. Ama bu destek Suriyelilerin kalıcı olduğunun anlaşılması üzerine değişti. Her geçen günde artan bir biçimde Suriyelilerden olan rahatsızlık gündeme geliyor. Gelmesi de çok doğal. Bugüne kadar Türk toplumunun bunu bu kadar ignore etmesi, bu kadar kenara koyması bile aslında garip bir durum. Yani bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Bizim gibi göç çalışanlar için Türk toplumu bugüne kadar olağanüstü bir dayanıklılık göstermiş oldu aslında. Türk toplumu eskiden bunlar mağdur insanlar, gariban insanlardır diyordu. Zulümden kaçan insanlardır. Şimdi bize en çok tehlikeli olacak insanlardır diye tanımlama yapmış oluyor. Önemli bir konu da kültürel yakınlık meselesi. Bu konu çok sık gündeme geliyor. İşte bizim kardeşlerimiz, hükümetin biliyorsunuz resmi söylemlerinden birisidir bu. Ama bu kardeşlik politikasına Türk toplumu hiç inanası yok. Türk toplumunun %80'i Suriyelilere hiç kültürel olarak benzemediğimizi düşünüyor. Şanlıurfa'da yaptığımız çalışmada bu oran daha da yüksek çıkıyor. Yani bölge insanı, Arapça konuşan insanlar bile Suriyelileri bayağı bir ötekileştiriyor ve kenara itiyor. Sosyal mesafe ölçekleri görüyoruz ve o sosyal mesafe ölçeklerinde oldukça bir ayrışma görüyoruz. Siyasal hakların verilmesine büyük tepkiler görüyoruz. Ben bunların siyasal parti bazlı verilerini de biliyorum ama burada paylaşmıyorum. Onları daha başka bir makaleyle eğer arzu ederseniz görebilirsiniz. Öyle bir makalem de var. Ama mesela AK Partililerle CHP'liler arasında ya da İYİ Partililer arasında öyle çok büyük farklılıklar da yok. Hepsi gitsin istiyor. Hepsi onlardan rahatsız. Ama tabii hükümete yakın olan partililer ister istemez hükümetin politikasına destek vermeye çalışıyorlar. Yoksa bu onların rahatsız olmadığı anlamına gelmiyor. Türk toplumu Türkiye'deki Suriyeliler Türk devletinin yardımıyla yaşıyor diyor. Başka bir şeyle ya dilencilikle yaşıyor. İkinci sırada çıkıyor. Tabii bunun böyle olması mümkün değil. Yani dilencilikle yaşamak mümkün değil. Türk devleti de şunu net bir biçimde söyleyeyim. 2011'den bugüne kadar istisnai birkaç grup dışında birkaç bin olabilir en fazla Suriyelilere mali destek sağlamadı. Bugüne kadar Türkiye'deki Suriyeliler kendi ayakları üzerinde durdular. Kendileri çalışarak durdular. Suriyelilerin Türkiye'de aldığı tek destek Avrupa Birliği'nin su yardımları, Kızılay Kart diye bilinen İSSN yardımlarıdır. Bu da Suriyelilerin %30-35'ine verilmiştir. Yani 3.7 milyon Suriyelinin 1.4 milyonu bu yardımdan yararlanıyor. Ayda 155 TL olmak üzere kişi başına para alıyorlar. Bu parayı alanlar bile çalışıyor. Çalışmak zorunda büyük kentlerde yaşıyorlar. Ayda 155 TL ile kim nasıl geçinecek? Yani bir aile diyelim ki 5 çocuklu 800 lira, 900 lira para alıyorlar. Yine geçinemezler. En fazla kiralarını ödeyebilirler. Dolayısıyla Suriyeliler çalışıyor Türkiye'de. Türkiye'deki Suriyelilerin çalışması için bir çalışma düzenlemesi yapıldı ama çok sınırlı bir çalışma düzenlemesi öyle olduğu için Türkiye'deki Suriyelilerin sadece 60 bini kayıtlı çalışıyor. Onun dışındaki 1 milyondan fazla insan kayıt dışı çalışıyor. Tabii kayıt dışı çalışmak Türkiye'de sadece Suriyelilere özgü bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da 28 milyon aktif çalışanın 8-9 milyonu da kayıt dışı çalışıyor Türkiye'de. Bunu hepimiz biliyoruz. Türk toplumu aslında Suriyelilerin gitmeyeceğinin de farkında. Bunu da net bir biçimde ifade ediyorlar ama peki madem gitmiyorlar ne yapalım bunlara dediğimizde herkes bir izolasyon istiyor. Yani onlara özel şehir olsun, geri gönderelim, kampa gönderelim vesaire. Yani birlikte yaşayalım diyenlerin oranı %15'i geçiyor. Türkiye'nin sorunları içinde Suriyeliler nereye oturuyor diye sorduğumuzda da yaklaşık olarak 3. ya da 4. sorun olarak görünüyor. Bu ister istemez siyaset üzerinde baskı yapacak bir durum. Suriyelilere gelince, Suriyeliler Türkiye'de kendilerini mutlu ve huzurlu hissediyorlar. Bizim bütün eleştirilerimize ve bütün kaygılarımıza rağmen Türkiye'de hayatlarını kurmaya çalışıyorlar. Bir biçimde kendi sosyal ağlarının içinde oldukları için kendilerini güvende de hissediyorlar. Çok fazla ayrımcılığa uğramadıklarını da düşünüyorlar. Çalışanların oranı pandemiden dolayı ciddi bir biçimde düştü. %37'den %28'e düştü. Ama buna rağmen Suriyeliler kendi hayatlarını kendileri idame ettiriyorlar ve bu son derece kıymetli bir şey. Şimdi sosyal mesafeleri geçiyorum. Önemli bir şey göstereceğim. Bu ve bununla da belki de tamamlayabiliriz. O da şu.
biz Suriyelilerin geri dönme eğilimlerini de soruyoruz. Yani tabii bu göçmenlere geri dönme eğilimi sormak her zaman gıcık bir şeydir. Birçok konuda da böyle insanlar tedirgin olurlar böyle sorulara karşı. Ama biz dolaylı doğrudan sorularla bunu anlamaya çalışıyoruz. Suriyelilere Suriye'ye dönmek konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda %17'de %16.7 ben geri dönmeyeceğim kardeşim ne olursa olsun dönmeyeceğim dedi. Bu oran 2019'da %51'i aştı. 2020'de %77.8'e ulaştı. Yani Suriyeli'ye bıraksanız asla ve kata ülkeye dönmeyecek aslında. Bunu net bir şekilde görebiliriz. Eskiden diyorlardı ki Suriye'de rejim değişirse 2017'de bile rejim değişir bizim istediğimiz rejim olursa gideriz. Bunların oranı bile %16'ya düştü. Dolayısıyla bu saatten sonra ben Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'deki dönüşümden tamamen bağımsız hareket edeceklerini düşünüyorum. Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'de ne istediğini sorduğunda da bunu görüyorsunuz. Türkiye'deki Suriyelilerin %80'inden fazlası vatandaşlık istiyor. Dolayısıyla bu geri dönme eğilimleri konusunda son derece önemli bir şey. Bunları geçiyorum. Bir iki cümle belki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine söyleyeceğim. Yani ondan sonra tamamlayayım. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bakımından Suriyelilerin özel bir yeri var hepimizin bildiği gibi. Avrupalılar 2014'te bu krizin başladığını, 15'te başladığını düşünüyorlar. Çünkü ilk onlara o zaman gitti insanlar. Oysa biz o krize 2011'den itibaren başlamıştık. Ve alelacele Türkiye'nin bu konuda desteğine ihtiyaçları oldu. Türkiye'ye para vererek Türkiye'nin mültecileri Türkiye Avrupa'ya geçişini engellemeye davet ettiler. Türkiye de bu işi yaptı. Yapılan mütabakat 2016 mütabakatında bir para mali destek vardı ama onun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestliği, gümrük birliğinin güncellenmesi, üyelik müzakerelerinin devamı, Türkiye'den Suriyelilerin işte yılda 70 bin Suriyelinin alınması gibi hususlar da vardı. Bunların hepsi yalan oldu. Sadece mali destek kaldı. Bu ilişki sürdürülebilir bir ilişki değil. Ama Türkiye'ye şunu da hemen söylemek lazım. Avrupalıların gönderdiği para çok limitli bir para. Biraz sonra onun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Ama Türkiye Avrupalılardan başka bir yerden para da gelmedi. Ne Müslüman kardeşlerimizden geldi, ne Çin'den geldi, ne Japonya'dan geldi, ne Amerika'dan geldi, ne başka bir yerden geldi. Dolayısıyla Avrupalıların bu konuda bugüne kadar tarihlerindeki en yüksek rakamlar bu kadar büyük ölçüde bir insani yardım dairesinde bulunuyorlar. Şimdi Avrupalıların şöyle bir hesabı var, durumu anlamak bakımından önemli diye düşünüyorum. Bir mültecinin 15 bin euroya mal olduğunu hesaplıyor Almanlar ya da Avrupalılar. Ben Türkiye'deki mültecileri bunun üzerinden bir hesaplama yaptım. Eğer Türkiye'deki mülteciler Almanya'da olsaydı ya da Avrupa'da olsalardı maliyeti 400 milyar euroyu aşacaktı. Bu tabloda 358 görünüyor, yanılmayın. Çünkü ben burada ilk 6 ayı almıştım, son dönemi almamışım. Güncellememişim yani rakamı. 400 milyar euronun üzerinde bir maliyeti olurdu. Ama bu iş sadece para işi de değil. Avrupalılar bugünlerde bize bir 3 milyar daha teklif edecekler galiba. Biz ya 4 olmaz mı falan pazarlığı yapacağız. Ama bir de ortada böyle rakamlar var. Ama şu soruyu tersten soralım. Diyelim ki Avrupalılara biz diyelim siz bize para göndermeyin, biz size yılda 20 milyar verelim. 10 sene boyunca düzenli bir biçimde size 20 milyar euro göndereceğiz. Bizden de sadece 1 milyon mülteci alır mısınız diye sorsak bunun cevabının negatif olacağını hepimiz biliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Süreç yönetimi mülteciler konusunda zor, riskli ve problemli. Dolayısıyla her anlamda sizin kendi ülkenizdeki duruma dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuda romantiklik yapmanın zamanı asla değil. Türkiye Devleti zaman zaman rakamlar veriyor geri dönüşle ilgili. Bunlar açıkça söyleyeyim benim çok itimat edebileceğim rakamlar olmuyor çoğunlukla. Ama en son bir duyduğum rakam bir Türkiye'de bir politikacı söyledi. 500 bin kişi geri döndü dedi. Birleşmiş Milletler'e göre bugüne kadar 100 bin kişi döndü. Bir de bu kadar çok insan döndüyse bizdeki sayıların düşmesi lazım. Sayılar düşmüyor, artıyor. Sadece doğumlarla açıklanabilecek bir durum değil. Çünkü biz bir taraftan da vatandaşlık da veriyoruz. Dolayısıyla bu geri dönüşle başka ülkelere yerleştirmede gayet hikaye bir duruma dönüşüyor. Uyum dediğimiz şey çok karmaşık bir şey. Bir standardı yok. Her ülke kendine göre bir uyum strateji belirliyor. Bu uyum stratejisi çok boyutlu olması gerekiyor. Sivil toplumun, yerel yönetimlerin, hem devletin hem toplum ayağının ve tabii ki ülkedeki mültecilerin de içine dahil olabilecekleri uyum süreçleri. Bu tablo o karmaşıklığı göstermeniz bakımından okumanız için koymuyorum bunu. Ben bunun üzerine çalışıyorum ama bu bitecek bir tablo değil yani. Hep böyle değişmesi gereken bir şey. Ama iki şeyi bir kere öncelemek lazım. Bir, Türk toplumun dayanıklılığını artırmamız lazım. İki, Türk toplumun kaygılarını gerçekten ciddiye almamız lazım. Üç, yerel uyum süreçlerine önem vermemiz lazım. Özellikle biz bir düzenli yerleştirme yapamadığımız için çok büyük dengesizlikler olduğu için yerel uyum süreçleri çok önemli. Belediyenin öne çıkması lazım. Kalkınmacı bir zihniyetle hareket etmemiz lazım sınırlılıkları olsa da. Ama netice itibariyle zor bir sürecin içindeyiz bu ve bu zor süreç önümüzdeki
yıllarda hep bizimle birlikte olacak. İster muhalefet biz Esad'la öpüşünce sorun çözülecek, ister iktidar Esad giderse sorun çözülecek desin. Bugün Türkiye'deki Suriyelilerin hayatını bu durum değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Onun için de bir taraftan Türk toplumunu kutluyorum. Bu konudaki dayanıklılık bakımından çok önemli bir şey. Bu kadar zamanı nispeten sorunsuz geçirebilmek. Yani bakmayın Altındağ'da olay yaşandı, başka yerlerde olaylar oluyor, onları görmemizden gelmiyorum. Ama hiçbir toplum bu kadar çok büyük sayıda ve bu kadar hızlı zamanda gelen insanları bu kadar rahat bir biçimde absorbe edemezdi. Bunun da çok önemli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu Türk toplumunun böyle onları çok sevdiğini, aman gelsinler dediğini, burada kalsınlar dediği anlamına gelmiyor. Ama bunun da Türk toplumunun bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Suriyelilerin de bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Gayet zamanımı aşmış bir vaziyette burada duruyorum ve sözü Nihal Hocam'a veriyorum. Hocam yok, gayet iyi durumdayız. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Her zamanki gibi soluksuz anlattınız. Biz de soluksuz takip ettik. Şimdi müsait olan herkesin kamerasını açmasını isteriz. Online de olsa biraz birbirimizi görerek etkileşimi arttıralım. Soru veya yorumu olanlar chat kısmına da halen yazabilirler. Ama ben söz almak istiyorum diyenlerin tek ricamız kendilerini tanıtarak, en azından bu şekilde hocamla da tanışarak söz almaları olacaktır. Murat Hoca'nın sunumu sırasında bahsetmiş olduğu birçok kaynağı Suriyeliler Barometresi'ne dahil olmak üzere ve önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında düzenlenecek 60. yıl etkinliklerinin de linklerini chat kısmından paylaştık. Aramakla uğraşmayın, oradan da bulmuş olursunuz. Evet, var mıdır acaba herhangi bir soru, yorum? Herkes yeterince korktu bence, kimse bir şey söylemeyecek. Evet, süre konusunda çok mu kastık acaba? Ben de hocam mümkün olabildiğince sunumu kısa tutun çünkü size çok soru gelir demiştim. Evet, hocayı bu şekilde kısa sunuma ikna etmiştim. Şimdi beni mahcup etmek. Ergin Bey soruyor. Gördüm. Ergin Bey soruyor. Ergin Hocam buyurun lütfen. Sesimizi açabiliriz hocam. Buyurun. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Çok başarılı bir sunum izledim. İstatistiksel olarak baktığınız zaman böyle bir araştırmanın rakamları günümüzün enflasyon rakamlarına inanmamazlığımızın tam tersi, bizleri gerçeklerle yüz yüze getirdi. İstatistikte bir büyük adetler kanunu vardır. Yani büyük sayılar kanunu vardır. Ben 3 nüfus sayımında görev almış bir insanım. Nüfus sayımından sonra hep şikayetler gelirdi. İşte biz Mamak bölgesinde yaşıyoruz ama bizi saymadılar falan diye. Milyonların içinde böyle 4000, 3000, 2000 falan gibi rakamların olmaması o kadar önemli değildir. Şimdi bu çizdiğiniz fotoğraf bu açıdan araştırma olarak çok gerçekten değerli bir çalışma. Ama benim üzerinde durduğum bir konu var. İlk slaydınızda bir fotoğraf vardı. Daha doğrusu bir dünya haritası vardı ve göçleri gösteriyordu. Büyük okların çıkışları çoğunlukla Afrika ve Türkiye'nin güneyinden Avrupa'ya doğruydu. Bir de biraz daha geriye gidip baktığımızda ortaokul tarih kitaplarında Asya'dan göç, o da Avrupa'yaydı. Ama şimdi öyle bir durum anlattınız ve verdiğiniz fotoğraf o kadar acı ki 8 milyona yakın bir göçmenle karşı karşıyayız. Göçmen de demek istemiyorum çünkü iki terim kullanıyoruz, mülteci ve sığınmacılar diye. Bu hukuksal sınırlar içinde kaldığı için oraya girmek istemiyorum ama benim üzerinde durduğum son konuşmalarınızda bir şey var. Ufa'da da çalışma yapmışsınız. Uyum meselesi. Ve oradan bir sonuç çıkararak bu Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için öngörülerin pek başarılı olamayacağı görüşünüz var. En son kelimelerinizde de yaptığınız o Urfa'daki çalışmada birlikte yaşayalım kavramında %15 oranında görünmüş Türklerin birlikte yaşama görüşü. Suriyelilerinki ise %70 oranında kalmak istedikleri. Şimdi böyle bir yapıya baktığımız zaman çok tabii sizin konunuz dışında olduğu için girmemiş olabilirsiniz zaman da harcamamak için. Ekonomik yapıya bakmamız lazım. Sadece Türkiye'yi konuştuk ama Suriye'nin ekonomik yapısı, Suriye'nin geleceğe dönük program ve planları yani gelişme açısından bu nüfusu geri çekebilecek bir yapı mı? Henüz Türkiye'de konuşmuyoruz bunu. Sadece bağlantı kurduğunuz olay Avrupa'dan gelecek yardımlarla Türkiye'de finansal sorunların karşılanabileceği,
ki onlara girmiyorum. Zaten çok geniş açıklama yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir çalışmalar bunlar. Çok ender çalışmalar. İstatistiksel olarak da çok doğru çalışmalar ve yerinde çalışmalar. Ama ben bundan sonra neler yapılabileceği konusuna biraz baktığımda, bir ekonomist gözüyle baktığımda endişelerim daha da fazla. Yani bu uyum meselesinde Türk toplumu kendi içinde uyumsuzluklarla karşı karşıyayken bir de böyle bir ve artan nüfus, söylediğinize göre günde 200 küsür tane yeni doğan bir çocuk meselesi var. Yani bu nüfusun geometrik olarak artmış olması zaten dünyada küreselleşmenin bir nedeni olan kaynak kıtlığının daha da artacağını göstermektedir. Ve görüyorsunuz ki bütün bu çalışmalarımızın sonucunda Türkiye bir kambur üstüne değil, birçok kambur üstüne çok büyük bir kambur daha eklenmiş durumda. Bundan çıkış yollarını bulmak için de zannediyorum önce Türkiye bir ekonomik istikrara kavuşması lazım. Ama bu istikrarın yanında sadece bizim için yeterli değil. Vaktinizi aldım, kusura bakmayın ama Suriye'nin de ve Avrupa ülkelerinin de özellikle başta Almanya olmak üzere ki göç alan Avrupa ülkeleri arasında en başta gelen bir ülke. Sadece ekmek vererek değil ama bir takım başka katkılar, yani ekonomik kaynak kullanımı katkılarını da vererek bu işi birlikte çözmek zorundalar. Efendim özür diliyorum, çok vaktinizi almadım inşallah. Sayın Hocam birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bir Suriye'den savaş sonrasında 60 milyar euroluk ya da dolarlık bir kaynağın çıktığı söyleniyor. Ama bu kaynak çok büyük bölümü Mısır ve Sudan'a gidiyor. Neden oraya gidiyor? Çünkü onlar çok hızlı bir biçimde reaksiyon gösterip o paraların yatırıma dönüşmesini, o kişilere statüler verilmesini sağladı. Türkiye'de bu olamadı. Ve bunu ben bir Suriyeli ekonomisten dinlediğim için paylaşıyorum. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında Türkiye'ye kaynak geliyor ama diğer büyük bölüm başka ülkelere gidiyor. Şimdi bu işin bir tarafı. Ama bir başka önemli şey daha var hocam. Yani onun altını mutlaka çizmem lazım. Siz dünyanın en güçlü, en zengin ülkesi de olabilirsiniz. Ama buna rağmen düzensiz göç ülkeleri tedirgin eden bir şey. Bu iş sadece elinizdeki parayla çözebileceğiniz bir olayın ötesine geçiyor ne yazık ki. İşte Danimarka'nın ben sıfır sığınmacı istiyorum politikası bununla ilgili. Danimarka'da toplam 40 bin sığınmacı var. 40 bin. Buna rağmen kıyametler kopuyor dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Dünya biraz da bencilce, dünyanın gelişmiş ülkeleri kendi ülkelerine kendi istemedikleri, seçmedikleri insanların gelmelerini istemiyorlar. Şimdi Kanada mesela yılda 350 bin civarında göçmen alır. Kanada bu göçmeni alırken önce bir kere bir niteliklere bakıyor. İşte yabancı dil biliyor mu, nerede askerlik yaptı, doğurganlık oranı nedir vesaire vesaire bir sürü şeye bakıyor. Ama ondan sonra çok önemli bir şey daha yapıyor. O da ülkenin huzuru için. Ne yapıyor? Sadece bir bölgeden, sadece bir ülkeden değil, dünyanın farklı yerlerinden insan alıyor. Yani Bangladeş'ten de alıyor, Türkiye'den de alıyor, Finlandiya'dan da alıyor, Kanada'dan da alıyor, başka şey diğer ülkelerden de alıyor. Böylece Kanada'ya gelen o yabancılar daha ilk baştan itibaren kendi getolarını oluşturamıyorlar. Kendileri otomatik olarak Kanadalılığın içinde yer alan bireyler haline dönüşüyorlar. Şimdi eğer siz sınırınızda insan bulursanız bunu yapma şansınız yok zaten. Ve şu an Türkiye'de 4 milyonluk bir Suriyeli komüniteden söz ediyoruz. Statüsü ne olursa olsun. Bunların kendi içinde kapanma riskinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani çok korkuttum sizi ama bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Tam sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin zaten mevcut kırılganlık alanları Türk, Kürt, Alevi, Sünni, işte Kemalist, dindar vesaire vesaire gibi alanlarına yeni bir alan daha ekleniyor. Bu alandan kaçınabilmemiz çok mümkün değil. Bu alanı yumuşatmaya çalışmamız lazım. Ve benim en büyük endişem Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili mali konular değil. Türkiye'deki Suriyelilerin kendi içinde yeni bir milliyetçilik yaratmaları beni çok endişelendiriyor. Ve bu milliyetçiliğin doğması için de şu an her türlü koşul ellerinde var. Yani kötülenmek, dışlanmak vesaire. Buna katılıyorum evet hocam ama bakın ben bir anımı burada belirtmekte sorumluluk gördüm. 1954 yılında ben maden tetkik aramacısına yazın geçici olarak çalışıyordum Yömiye ile. Ve Alman maden mühendisleri gelmişlerdi ve alana çıkıyorlardı. Derken bir grup geldi Almanya'dan. Maden tetkik arama enstitüsünün çok üst düzeydeki ustaları, yani sondaj makinalarının ustalarını bir dizerek bir odada, ben de orada malzeme götürdüm çünkü görevim gereğiyle, baştan aşağı muayene ederek Almanya'ya götürdüler seçip.
Şimdi bize siz çalışmanızda biliyorsunuz onu Almanya'ya göçü 1960 yılı diye gösteriyorlar. Halbuki o zaman işte o anlattığınız seçerek alma meselesi ki Kanada göçü teşvik etmişti. Yani ülkeye göçü teşvik etmişti. Bizim öyle bir sorunumuz yoktu o zaman. Ve Almanya'ya o işçiler ilk defa 1954 yılında, 55 yılında arka arkaya götürüldüler. Bu bildiğim bir Almanya'da, Almanya ile Türkiye'nin maden tekrarı arasındaki ilişkilerdir. Ama şimdi bakınız burada çok önemli bir konu var. Eğer Suriye geri gelmeleri konusunda kendi ülkesinde ekonomik önlemler almayacaksa, biz istediğimiz kadar uyum ki çok endişeyi siz de benim gibi taşıyorsunuz. Ben sadece bu endişeyi sizden şimdi dinlediklerimde almadım. Öteden beri, gelişlerinden beri ben bunu, çünkü ben Urfa Mardin'de çok çalıştım. Akçakaleci'deki olayları gördüm. Kendi elleriyle tezek, yani bir affedersiniz hayvan pisliği toplayarak eve götürüp yakıt için kullanmak için çocukları kullandıklarını gözlerimle gördüm. Hı hı. Şimdi oranın ekonomik yapısının ve demografik yapısının nasıl korkunç bir şekilde değiştiği verdiğiniz haritalarda görülüyor. Yani oradaki nüfus dağılımına bakarsanız kilisin başı çekmesi artık orada yoğunluğun o son sözünüzdeki belirttiğiniz olayı çok güzel kanıtlayan bir olay. Yani bir milliyetçilik kavramına dönüşün yahut orada onun oluşumunun endişelerini taşıyorum ben de efendim. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Her ikinize de sağ olun. Birol hocam buyurun. Birol Saygı. Çok teşekkür ederim. Murat hocam çok teşekkürler. Tamam, ne demek. Murat hocam iki soru soracağım. Benim ailem, anne tarafım Yunanistan'da ilk muadeleden gelenler. Çocukluğum hep bunları dinlemekle geçti. Teyzelerimden şimdi. Tabii iki tarafında çok büyük sıkıntı var. İki o sorum olacak size. Birincisi, dediniz ki Türk toplumunun yeteneği dediniz. Bu hakikaten bugüne kadar bu şekilde sakin gitmesinin sebebi yetenek mi yoksa bir takım şeyleri bu ülkede... Boş vermiştik mi? Hayır, boş vermiştik değil mi? Çok kibarca söyleyeceğim. Hani ses çıkarmamak mı demek lazım? Anladım. Çünkü altta ben yaşadığım için söylüyorum. Birçok bilimsel çalışmayı da incelediğim için söylüyorum. Altta baya bir kazan kaynıyor sonuçta. Tabii. Birinci sormak istediğim olay biraz yeteneğin, yani yeteneğin dışında gibi. Çok özür dilerim. Kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. İkinci bir olayda bir kurum veya bir toplum veya herhangi bir şekilde bir kuruluşta çalışmalarda şunu gösterir. Siz bir topluma, bir kuruma, bir kuruluşa herhangi bir şey nüfusun %8-10'unu geçerseniz onun entegrasyonu çok zor olur. Bu gerçekten doğru bir rakamdır. Hani bir dernek düşünün, 50 üyesi var. Siz ona eğer 5 üyenin üstünde alırsanız, 6 üye bile alsanız onların uyumunda çok zorluk olur ve onun sürdürülebilirliği çok zor olur. Şimdi siz bu rakamları verdiniz. Hani bu tabii görünen rakamlar. Görünmeyen rakamlar da enteresan. Çünkü niye görünmeyen rakamlar? İnanın bilmiyorum. Taksim'de bir çıkın. Vallahi ben çıktım, Türk çıktım. Görmüyorum. Dün gördüm. Ben Türk görmüyorum gece. Hani doğru. Ben bunun 6 milyon falan 7 milyonu çok üzerinde olan bir rakam diye görüyorum. Siz bu topluma %10'u geçirirseniz, kaldı ki siz bahsettiniz, dengesiz bir dağılım da var. Yani öyle yerler var ki %10'un da üzerinde. Nasıl entegre etsin? Zaten bu koşullarda, bu yaşamda nasıl entegre etsin? Yani ne bekliyoruz ki, neyi çözeceğiz? Şimdi bir soru, küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Yani yaşamın büyük kısmı hep yurt dışı ile ilişkili veya yurt dışında yaşamakla geçtiği için şöyle bir sıkıntı daha var. Bugün bir Almanya'da duygularımla bir Hollanda'daki duygularım çok farklı. Hollanda daha entegre eden yabancı. Bir Almanya daha başka bir olay. Şimdi bizde bu esneklik var ama çok acı bir gerçek de var. Adım adım yükselen bir olay var. Yani bu nasıl çözümlenecek? Hakikaten çok zor. Sadece göçmenler açısından değil, bizim açımızdan da çok zor. Yok. Şimdi sevgili hocam, teşekkür ederim. Ne demek? Birinci ve üçüncü sorunuz birbiriyle bağlantılı. Onun için ikisini birlikte cevaplamış olayım. Ben her zaman hayatım boyunca bu göç olaylarında
kültürel yakınlığı değil, sayıları önemsedim. Yani bize isterseniz Azerbaycan'dan kardeşlerimiz gelsin, isterseniz başka yerden insanlarımız gelsin. O sayı belirli bir sayının üstüne çıktığı andan itibaren sorun aynı sorundur. Dolayısıyla hele bir de kendiniz yeni gittiniz, ülkede başka bir kimlik mücadelesinin içine düşersiniz. Dünyanın her yerinde de böyle bir şey vardır. Eğer kitleniz büyükse o kitlenin içinde yeni bir sistem oluşur ve o sistem sizi hem korur hem de o kimlikle kendinize bir mevcudiyet kazandırmış olursunuz. Türkiye'deki durum böyle aslında ne yazık ki. Dolayısıyla Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili olarak ben sayının gerçekten çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bu sayının da uyum sürecinde bizi çok zorlayacağını düşünüyorum. Yani bunun için böyle 4-5 kuşağın falan geçmesi gerekecek. Öyle gibi görünüyor ne yazık ki. Şimdi Türkiye'de mesela İranlılar da var. Kimse İranlılardan konuşmuyor. Çünkü İranlıların sayısı 50 bin. 50 bini yönetebiliyorsunuz. 40 bini yönetirsiniz. Ama sayılar belirli bir oranın üzerine çıktığında kitle olarak da büyük bir hale geldiğinde hem yerel toplum endişeleniyor hem gelenler kendi içinde daha böyle hani tırnak içinde söyleyeyim ama başka bir kavram bulamadığım için söylüyorum daha şımarık bir hale dönüşebiliyorlar. Şimdi sizin yurt dışı tecrübeleriniz çok gidip orada vatandaşlarını da görmüşsünüzdür ya da Türkiye'den giden göçmenleri de. Almanya'da doğmuştur, büyümüştür ama Alman toplumundan nefret eder. Fransa'da doğmuş, büyümüştür, Fransızlardan nefret eder. Bazılarının sebebi bile yoktur ama nefret eder. Okumaz, tembellik eder ama benim eğitimimi onlar engelledi der. İllegal bir şey yapar, Alman polisi tepesine gelir, burası polis devleti der falan. Biliyorsunuz ülkeler. Şimdi Türkiye'deki Suriyelilerin bu anlamda epeyce bir malzemesi var. Ve bu malzemeler birazcık da hani şarklı olmanın getirdiği, hepimiz için söylüyorum bunu sadece onlar için söylemiyorum. Onun getirdiği başka mekanizmaları da devreye sokacak gibi geliyor. Dolayısıyla bu konuda hakikaten sayıların büyüklüğü temel sıkıntı. Bu sayıyı da bu saatten sonra kolay kolay değiştiremezsiniz. İller arasında da, bölgeler arasında da dağıtamazsınız artık. Yani siyaseten bunun maliyeti çok yüksek olur. Kimse bu işe giremez Türkiye'de. Benim buradaki temel yaklaşımım en az zararla nasıl biz bu işi kapatırız yönünde. Ben hiçbir zaman bu işi kazanca dönüştüreceğiz demiyorum. Bence Türkiye'deki Suriyeliler Türkiye'yi aşağı çekecekler. Sosyal anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda ve hatta çatışmacılık anlamında. Onun için umudumu şununla koruyorum. Yine de eninde sonunda bir mücadele ortaya koymak lazım. Kurtarabildiğimiz kadar çok insanı kurtarmak ve bu toplumun parçası haline getirmeye çalışmamız lazım. Türk toplumu başarı mı ortaya koydu? Bence yine de bir başarı bu. Yani Türk toplumu çok söyleniyor, çok nefret ediyor, çok rahatsız. Ama Türk toplumu saldırgan bir pozisyona geçmiyor. Bu bile değerli bir şey bence. Yani bırakın söylesinler, insanların bunu hiçbir şey olmamış gibi de davranamazlar zaten. Hele doğuda, güneydoğuda, sokaklarında Arapça konuşulan yerlerde insanların tepkilerini gördüğünüzde daha net anlıyorsunuz bunu. Şanlıurfa, Suriyelilerin etnik, kültürel yapısına en yakın kentlerden birisidir. Sokaklarda Arapça konuşulur. Arapça tabela için ne diyorsunuz dediğimizde %70 reddediyor. Reddediyor. Ki o yani işte peygamberler şehri bilmem ne. Bunlar bir süre sonra hikayeye dönüşüyor. Önemli olan sayısal büyüklükler. İnsanlar işini kaybetmekten korkuyor, suç oranlarının artmasından korkuyor, kültürünün elinden gitmesinden korkuyor. Bütün bunlar gayet meşru kaygılar. Bu meşru kaygıları ortadan kaldırmanın bir ayağında devlet var, bir ayağında toplum var. Ben tekrar ediyorum, bu kadar çok insanın bu kadar kısa zamanda bir ülkeye geliyorsa ve şu ana kadar çok çatışmalar sınırlı oranda kalmışsa bunu bir başarı olarak algılarım. Benim başarıdan orada çıkarttım bu aslında. Birazcık da toplum olarak bu işi biraz fazla arka plana atmayı da başarabiliyoruz belki. Belirli sorunlar umursamazlık içinde geçebiliyor. Onun için ben acaba ondan da mı söz ediyoruz dedim. Ama toplumsal tabiyetimiz itibariyle. Yani bu başarıda Suriyelilerin de payı var. Geldiklerinden beri suç oranlarına çok düşük oranla katıldılar. Bu önemli bir şey. Geldiklerinden beri çalışıyorlar ama aynı zamanda Türklerin işini almak gibi bir durum da ortaya çok çıkmadı. Kayıt dışı ekonomide kendilerine yeni bir alan açtılar ve ucuz ekonomik işçi olarak çalışıyorlar. Türk toplumun sistemini bozacak şeyler de yapmalı. Ama bu böyle gitmeyecek. Onu da hepimiz farkındayız. Yani önümüzdeki dönemde kendilerini burada daha güvende hissettiklerinde daha farklı bir ortam ortaya çıkacak. Bunu da söylememiz lazım. Aradaki soruyu Nihal bana hatırlatırsa ya da siz. Arada bir soru daha vardı. Hocam şeyi söylemiştim. %8-10 entegrasyon. Aha. Ha tamam. %8-10. Hocam buradaki bence oran kadar önemli olan tabii ki sayısal büyüklük. Şimdi Almanya'ya bakın. Almanya'da bir sürü farklı ülkelerden gelenler var ama göç deyince hep Türkler konuşuyoruz. Onların da derdi sayıdır. Çünkü o 3 milyonluk Türk community ister Alman vatandaşı olsun ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun bir süre sonra o toplum için bir tehdit algısı ortaya çıkarmış oluyor. Yani bir şey yapmasalar bile.
Ki bizdeki durumun daha farklı olduğunu biliyoruz. Bir de bizim bölge ne yazık ki böyle çok süt liman bir bölge değil. Yani her an çok daha riskli olayların yaşanabileceği bölgelerden birisi. Bunun getirdiği bir tedirginliği bizim ciddiye almamız lazım. Yani bu konuda paranoyak olmamak lazım. Ama bu konunun böyle kardeşlik söylemiyle, ensarla vesaire diye falan geçiştirecek bir hali yok. Yani eğer öyle olsaydı bütün Müslüman ülkeler kucağını açardı ensar kardeşlerimiz diye. Onun ötesinde kamu sisteminin işlemesi bakımından, Türkiye'nin yıllarca emek verdiği bir Türk toplumunun yaratılması süreçleri bakımından, Türkiye'nin kaynakları bakımından ve riskleri bakımından konunun çok net bir biçimde değerlendirilmesi lazım. O konuda yani bunun da birinci adımı doğru fotoğraflar çekmek ve bu doğru fotoğraflar üzerinden hakikaten politikalar üretmek. Şimdi bugünlerde ben şeyler çok çağırıyorum. Muhalefet Partisi liderleri, onlarla görüşüyorum. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Siyaseten bu konuda sonuna kadar haklısınız, istediğiniz eleştiriyi getirin. Ama eğer mültecileri hedefleştirirseniz bir gönderemeyeceksiniz ve beklentileri yükseltmenin anlamı yok. İki, o hedefleştirdiğimiz mülteciler önümüzdeki yılların bize öfkeyle geri dönen insanlar olacak. Buna gerek yok. Bunun bir faydası da yok. Benim genel önerim bu. Ama siyasi hesaplaşma tabii ki olacak ve olmalıdır. Murat Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Soru ve yorumla katkı verenler ve programı takip edenler, sabrınız için teşekkür ederiz. Ankon'a tekrar bu daveti için minnet borçluyum. Murat Hoca ile bir araya getirdi. Hiçbir araya gelemiyormuşuz gibi. Hocam sıkılmadınız inşallah. Zannedersem bir hatıra fotoğrafı da alacağız. Ben şimdi sözü Ankon ekibine bırakıyorum. Buyurun lütfen. Nihal Hocam bir soru sorabilir miyim ben? Küçük bir hocam soru. Valla süre konusundaki uyarıyı bana yapan sizdiniz. Aşmak hocam çok korkutmuşuz sizi. Buyurun. Tamam ben son çok... soruyu alalım ve kapatalım. Evet, çok kısa bir soru soracağım. Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız ve güzel sunum için. Şimdi ilk göç başladığında Türkler olarak biz ürküyorduk ama korkmuyorduk. O sırada Suriye'den gelenler korkuyordu ama ürkmüyordu. Şimdi şey değişti fotoğraf. Şimdi biz korkuyoruz, onlar ürküyor, onlar korkmuyor. Şimdi bu anlattığınız şey tablo içerisinde de yani belki bazen ara durakları olan bir çıkmaz yolla gibi. Yani çıkmaz sokak gibi değil de hani böyle çok giriftli falan. Ben Avrupa Birliği siz sunumunuzda biraz anlattınız. Şimdi özellikle söylenen şey bunun ekonomik yönüyle ilgili bu yükü Avrupa Birliği ile paylaşıyoruz. Bizim kaynaklarımız yok. Siz müzakere konusunda da bu konu elimiz çok sıkı demediniz. Yani bu da çok bizim götüreceğiniz bir politika demediniz. Uluslararası örgütler projeler konusunda destek veriyor. Peki bunun yönetiminde bu sayıları yönetiminde Avrupa Birliği ile ileride bir yapılanma, üyelik anlamında söylemiyorum, bir göç yönetimi yapılanması, bir işbirliği geliştirilebilir mi? Bunu şey için soruyorum. Geçen haftalarda çünkü üst düzey resmi ziyaretler oldu. Göç İdaresi Genel Müdürlük oldu. Hani başkanlık oldu. Bu konuda bir umut ya da bir yeni bir şeyler var mı? Çok teşekkür ediyorum hocam. Nurhan önce şunu söyleyeyim. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün başkanlık olması sadece kozmetik bir değişimdir. Türk toplumunda bu konudaki çok tartışmaya bak biz değişiklik yapıyoruz işte yeni birimler oluşturuyoruz demediğim başka hiçbir şeye yaramaz. Ben bir bakanlık kurulmasına da hiçbir zaman sıcak bakmadım. Çünkü bu konu bir göç konusu değil, düzensiz göç ve iltica konusu. Dolayısıyla bu İçişleri Bakanlığı'nın işidir. Biz eğer bakanlık kuracaksak bunun uyum bakanlığı olması gerekiyor. Sosyal politikalar ve uyum bakanlığı diye bir önerim var. Yıllardır da bunu söylüyorum. Şimdi gelelim Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği ne yazık ki bu konuda çok umutlu olmamız mümkün değil. Avrupa Birliği sadece kendini koruma refleksi içinde Türkiye'ye destek verecek ya da Lübnan'a ya da Ürdün'e. Bütün ülkeler bunu yapıyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela şu an İran'dan gelen akını durdurmak için de bence Avrupa Birliği yine devreye girecek. Biraz da İran'a para verecek. Bu sefer İran'ın desteğini almaya çalışacak. Avrupa Birliği ve diğer bütün batılı ülkeler para verelim ama sorumluluk üstlenmeyelim modundalar. Ama bu da çok sürdürülebilir bir şey değil. Ama şunu da söyleyeyim yani biz kapımızı açtık falan mesela sonucunu gördük hiçbir şeye yaramadı. Tam tersine Türkiye'ye gelen akın güçlendi. Yani bu kapı açma hikayesi bir devletin ciddiyetini de sarsmış oluyor. Ülkede bulunan mültecileri de rencide ediyor. Aynı zamanda bir çözüm de olmuyor daha çok insan geliyor buraya. Bunun dışında ilk yapacağımız şey komşuluk politikalarına dikkat etmemiz, dış politikayı mantık üzerine bina etmemiz ve aynı zamanda komşularımızdan destek almamız. Siz bunu yapmadığınız müddetçe Avrupa'dan alacağınız destek sınırlı ve kozmetik kalacaktır. Avrupa'nın kendini koruma refleksinden kaynaklanacaktır. Dolayısıyla bu konuda Avrupa Birliği'nden yana çok umutlu değilim. Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa yeni Avrupa Birliği yönetimi, yeni Türkiye yönetimine daha çok sıcak davranabilir, olabilir. Ama her konuda sıcak davransa bile mülteciler konusunda ise biraz daha fazla para verelim ama onlar orada kalsın diyeceklerdir. Bu da hiç sürpriz olmayacak. Belki sembolik sayılarda işte yılda 50 bin falan insan alacaklardır ama o kadar. Dolayısıyla o konuda çok umutlu değilim. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ülkenin kapasitesi var.
bu ülkenin kapasitesini doğru düzgün, liyakat temelli değerlendirdiğimiz müddetçe sorunlara bazı çözümler buluruz. Ama bazı sorunlar vardır ki kısmi çözüm bulursunuz. Ne yazık ki bu da onlardan biri. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Galiba Vedai Ankun ekibi yapacak ve bir fotoğraf alacağız. Buyurun. Teşekkürler Nihal Hanım, Murat Bey. Çok teşekkürler. Herkesten kameraları açıp bir el sallamasını rica edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun Damla Hanım. Ne demek? Memnuniyetle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Murat Hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. 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 Sağ olun.